Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala ali ve ashabi ecmaîn. Fatu 95. kısım 90. bölüm. Farz ve sünnetlerin bilinmesi. Farzlar binekler gibidir. Sünnetler bineklerin üzerinde gayeye vardığı yoldur. Yolu kat edince farz olursun. Ayetlerinde hakkın kulağı haline gelirsin. Nafileler ise bunun tersi. Onlara dikkatle sarıl. Faziletler yoluna koyul ve onları ispata gayret et. Farzlar Allah'ın kullarına vacip kılıp kesin hükme bağladığı ve yerine getirmeyeni kınadığı amel veya terklerdir. Bunlar iki kısımdır. Birincisi farz-ı ayındır. Bunlar başkasının yapmasıyla diğerinden düşmeyen farzlardır. Diğeri ise başkasının yapmasıyla diğerinden düşen farzı ı kifayedir. Bu, başkası tarafından yapılmazdan herkese farz idi. Örnek olarak cenaze yıkamak, cenaze namazını kılmak ve cihad etmeyi verebiliriz. Bu ikisinin arasından ortaya çıkan başka bir farz daha vardır ve her birine ait bir hüküm taşır. Bu hükümlerden biri diğerinden farklıdır. Örnek olarak yükümlünün güç yetiremediği farz haccı verebiliriz. Bu hac yükümlü güç Getirir getirirken güç getirirken sorumlu olsa bile şarta bağlı bir farzdır. Velisi onun adına haç yaptığında ise farz ondan düşer ve sevap kendisine ait olur. Bu yerine getirme sevabıdır. Aynı şey sevabın varlığı nedeniyle farzı kifayede geçerli olmadığı gibi kendisi adına kılınandan düşmediği için namazda geçerli değildir. Dolayısıyla bu kusun namaz farzına ya da farz-ı kifaye benzemez. Sünnetler ise yapmanın kesin bir şekilde tespit edilmediği her şeydir. Bunlar da iki kısma ayrılır. Birincisi peygamberin emrettiği ve teşvik ettiği veya kendisi yapıp ümmetini serbest bıraktığı sünnetlerdir. Diğeri ise ümmetinden birisinin ortaya koyduğu ve kendisine uyulan sünnetlerdir. Yani bidat-ı hasane. Bu durumda Adetin sevabı ve onu yapanların sevabı kendisini ortaya koyana verilir. Kul farzı tam olarak yerine getirdiğinde üzerindeki rablik hakkını yerine getirmiştir. Bu durumda farz onun adına hakkın onun duyması olmasından daha üstün bir sonuç meydana getirir. Çünkü hakkın kulun duyması olması kula ait bir iştir. Farzın sonucu ise bu hal ile kulun arasına girer. Söz konusu sonuç kulun hakkın kula olmasıdır. Böylelikle hak kul vasıtasıyla duyar. Bu durum kutsi hadiste acıktım beni yedirmedin şeklinde dile getirildi. Farzın kulun hakkın kulağı olmasını sağlayan bu araya girme hali ise sabit ve gerçek bir makam olduğu gibi gerçekte de durum öyledir. Kul hakkın bir yandan ve öbür yandan o olmadığını öğrenir. Hal sahibi ise ben der. Sünnetler uyma yollarıdır. En üstünü ise hakka uymaktır. Böylece isimlerini kendime verirken ahlaklanma yoluyla değil, onlarla özdeşleşmeye yani takup etmekle yaklaşırım. Veli hakkında en düşüğü ise haklarında onlar Allah'ın hidayet ettiği kimselerdir ve onların hidayetlerine uyulur, denilenlere uymaktır. Alimler ise nebilerin varisleridir Nebiler bilgiyi miras bırakır. Nebevi sünnet yüce bir makamdır. Bu makam dinde birleşmek, onu yerine getirmek ve ayrıma düşmemektir. Öyleyse sünnet kendisini yerine getiren ve gayesine varıncaya kadar Muhammedi mertebelerde sülük eden kimseyle birlikte yükselir. Bu yükseliş marifetler, haller ve tecellide gerçekleşir. Hazreti Peygamber'den sonra sallallahu aleyhi ve sellem İyi bulunan şeriatlar anlamındaki sünnetlere gelirsek, fakihlere göre bunlar istihsandır. Şafii onun hakkında kim istihsanı kullanırsa şeriat koymuş demektir, demiştir. Fakihler Şafii'nin bunu kınama amaçlı söylediğini düşünmüştür. Halbuki o anlaşılmayan meşru bir hakikati dile getirmişti. Çünkü Şafii dört direkten biriydi. Onun şeriat bilgisine sahip olması çağdaşlarından ve sonrakilerden kendisini perdelemişti. Aktarıldığına göre salih bir insan Hızır ile karşılaşmış ve ona Şafii'yi sormuş. Hızır, direklerdendi diye cevap vermiş. Ahmet bin Hanbel hakkını ne dersin deyince Sıddık'tır demiş. Bişri Hafi için ne dersin deyince ondan sonra onun gibi biri gelmedi demiş. Hızır'ın Şafii hakkında tanıklığıdır bu. Şafii, Hazreti Peygamberin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kim iyi bir adet ortaya koyarsa onun ve yapanın sevabı kendisine aittir. Kim kötü bir adet çıkartırsa hadisini biliyordu. Hiç kuşkusuz şeriat insana iyi bir adet koyma izni vermiştir. Bu ise alimlerin nebilerden tevarüs ettikleri hususlardan biridir. Bunlar iyidir. Yani hak onu ortaya koyan kişiden beğenmiştir. Kim istihsan ederse yani her kim iyi bir adet ortaya koyarsa şer'i bir hüküm ortaya koymuş demektir. İnsanların bu konuda Şafii'nin sözünü anlamayışlarına şaşılır. Halbuki onlar müştehidin hükmünü gerçekte yanılmış olsa bile kabul ederler. Şari o hükmü geçerli saymıştır ve o makbul dini bir hükümdür. Herhangi bir hüküm sahibinin onu reddetmesi helal değildir. Şeriatın kaide ve esasları onu korur. Bu yönüyle istihsan malikin mezhebinde mesalihi mürsele gibidir. İyi adetin yani bidat-ı hasanenin hükmünü şari genel anlamda onaylamış, onu koyan ve kendisine uyanları ödüllendirmiştir. Adete, adete ve onu koyana uyanlar sonuçta ve o kişinin, sonuçta o kişinin ve koyduğu adetin değerine göre ödüllendirilir. Böylelikle vakitlerinin nebevi şeriatlar ve asli hükümler ile dolu olması gerektiği hususunda seni uyardım. Zeki insanın amelinin gayesi asli bir nüvvet olmalıdır, seri değil. Çünkü seçimlerde onun ihtiyarı olsa bile işler gerçekte seçimi kabul etmez. Hak bütün varlıklarda böyle yapmıştır. Allah her cins içinde bir şeyi seçmiştir güzel isimlerden Allah'ı Ahla ismini seçmiş. insanlardan peygamberleri, kulların içinden melekleri, peleklerden arşı, rükünlerden suyu, aylardan ramazarı, ibadetlerden orucu, devirlerden peygamberini, peygamberin devrini, haftanın günlerinden cuma gününü, gecelerden kadir gecesini, amellerden de farzı seçmiştir. Allah sayılardan 99'u, diyarlardan cenneti, cennetteki mutluluk hallerinden görmeyi, hallerden rızayı, zikirlerden Allah'tan başka ilah yoktur zikrini yani kelime-i tevhidi, kelamdan Kur'an'ı, surelerden Yasin'i, ayetlerden Ayet-el Kürsü'yü, mufassılın kısalarından Allah birdir yani ihlas ayetini, zamanların dualarından arefe günü duasını, bineklerden burağı, meleklerden ruhu, renklerden beyazı, olgulardan bir araya gelişi, insandan kalbi, taşlardan haceri efsedi, evlerden beyt-i mamuru, ağaçlardan sidreyi, kadınlardan Meryem ve Asiye'yi, erkeklerden Muhammed'i seçti. Yıldızlardan güneşi, hareketlerden doğru hareketi, yasalardan indirilmiş şeriatı, kanıtlardan varlık kanıtını yani burhanı, suretlerden Adem'in suretini seçmiş ve onu ilahi surete göre ishar etmiştir. Allah nurlarda görmeye vesile olan ışığı, iki zıttan ispatı, iki çehlişikten varlığı seçmiştir. Allah rahmeti gazaba seçmiş, namazın hallerinden secdeyi, sözlerinden Allah'ı zikri seçmiştir. Allah irade sınıflarından niyeti seçmiştir. Bu nedenle niyet, alemin kabul ve reddinde hükümrandır. Herkes için niyetlendiği vardır. Amel edenden başkasını ise sevapta ve ziyadesinde amel edene katarsın.